Mutfağımdan yemek tarifleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için pratik, kolay ve az malzemeli bir tarif hazırladım. Tarifimizi evinizde olan malzemelere göre şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz sebzeleri ekleyip istediklerinizi çıkarabilirsiniz. Tarifimizin adı Arap tava tarifi. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Videomu görenlerden de yorum, beğeni ve kanalıma destek bekliyorum. İyi seyirler. Tarifimi hazırlarken 400-500 gram kadar dana eti kullandım. İsterseniz bu tarifi tavukla ya da kıymayla da yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Yemeğimizde tarifimizi hazırlarken etlerimizi herhangi bir ön pişirme işleminden geçirmiyoruz. Bu sebeple de doğrarken küçük bir şekilde doğramaya özen gösterin. Ne kadar küçük doğrarsanız fırında pişerken lokum gibi yumuşak bir kıvam alması daha kolay olacaktır. Etlerimi doğradım ve karıştırma kabıma aldım. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. Tarifimizin bir diğer malzemesi de patates. Ben bu tarifte toplamda 3 adet patates kullandım. Siz isterseniz kişi sayısına göre ya da damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bu tarifin en güzel özelliklerinden bir tanesi evde olan sebze ve malzemeleri kullanarak tarifi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Patatesimi çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde doğradım. Patatesimin doğrama işlemi bittikten sonra da Charleston biber ya da köy biberlerimi doğramaya başlıyorum. Tarifimde toplamda 3 adet köy biberi kullandım. Eğer evinizde Charleston biber varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve sonrasında da 2 adet kapya biberimi yine küçük küpler halinde doğruyorum. Aklınıza bulunsun, bu tarife patlıcan ve kabak da çok yakışıyor. 1 adet soğanı da yine yemeklik olacak şekilde küçük küpler halinde doğruyorum. Tarifimize lezzet katacak malzemelerden bir tanesi de sarımsak. Tarifimde 6 adet sarımsak kullandım. Siz isterseniz azaltıp arttırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ve toplamda 2 adet de domatesi güzel küpleri olacak şekilde doğruyorum. Küp küp doğradığımız patatesleri de malzememize ekleyeceğiz. Bu daha az salça kullanmamızı sağlayacak. Mevsiminde olan domatesler yemeğimize çok güzel bir lezzet Tüm katacak. malzemelerimi Toplamda 10 dakika gibi kısa bir sürede doğradım. Şimdi tarifim için salçalı, baharatlı bir su hazırlayacağım ve sonrasında da pişirmeye başlayacağım. Bir yemek kaşığı salçamı karıştırma kabıma aldım. Üzerine bir çay bardağından biraz eksik zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağı etimizin marinasyonunda kullanılıyor ve etimizin yumuşak olmasını sağlıyor. Sosuma bir su bardağı su ekledim ve baharatlarımı ilave ediyorum. Baharatları açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Güzelce baharatları da ilave ettikten sonra hiç pürüz kalmayıncaya kadar sosumuzu karıştırıyoruz ve sonrasında da malzemelerimizin üzerine döküp güzelce sos her tarafa dağılıncaya kadar karıştırma işlemimizi devam ettiriyoruz. Güzelce karıştırmış olduğumuz malzemeleri tepsimize aldık. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişireceğiz. Fakat pişirmeden önce ufak bir püf noktamız var. Tarifimizi pişirirken etlerimiz güzel yumuşasın diye kendi buharıyla pişirmek istiyoruz. Bu sebeple önce tepsimizin üzerine yağlı kağıt sereceğiz. Sonrasında da bu yağlı kağıdı alüminyum folyo ile kaplayacağız. Bu şekilde yemekten çıkan buharı güzelce yemeğimizin içine hapsedeceğiz ve malzemelerimizi, özellikle etlerimizin yumuşak bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 dereceli fırında yemeğimizi pişiriyoruz. 1 saat kadar bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. 1 saatin sonrasında alüminyum folyoyu gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Bu esnada dikkat edin çünkü alüminyum folyo çok sıcak oluyor. 1 saatin sonrasında da açtıktan sonra
patateslerimiz kızarsın diye 15-20 dakika kadar yine 200 dereceli ısıda yemeğimizi pişirmeye devam edeceğiz. Toplamda 1 saat 20 dakika gibi bir sürede lokum gibi etlerin, yumuşacık patateslerin olduğu harika bir Arap tava tarifi siz de yapabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi hem etler çok güzel bir şekilde yumuşacık piştiler, patatesler de yine aynı şekilde yumuşadılar. Bugünlük de kolay, pratik ve lezzetli bir tarifin sonuna geldik. Tarifimi buraya kadar izleyenlerden yorum, beğeni ve destek bekliyorum. Sevgili dostlarım, yarın yine lezzetli, kolay ve az malzemeli bir tarifle görüşmek üzere. Tarifimi deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.